İyi yayınlar diyelim ve hemen anlatmaya başlayalım sizlere. Şimdi Batman'dayız. Batman Belediye Başkanı Hulusi Şahin'le birlikteyiz. Bu bir sene içerisinde neler yapıldı, ne gibi değişiklikler oldu? Onları aktaracak bizlere. Valim hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Batman'a. İyiyim. Sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Neler yapıldı bu bir sene içerisinde? Ne gibi değişiklikler oldu Batman'da siz atandıktan sonra? Malum ben 2,5 yıldır Batman valisi olarak görev yapıyorum. Son 1 yıldır belediyeyi de bir görevlendirme nedeniyle yürütüyoruz. Tabii Batman büyük bir yer, 450 bin nüfuslu bir şehir. Ve biz geldiğimiz zaman bir envanter çalışması yaptık. Ne var, durum nedir diye. Ve gördük ki çok ciddi bir borç yükü altında Batman Belediyesi. 414 milyon TL gibi devasa bir borç yükü altında eziliyor. Artı 20 yılı aşkın bir süredir. Altyapı anlamında ciddi hiçbir yatırım yapılmamış. Yani şehrin içme suyu şebekesi yaklaşık olarak 630 kilometre. Bunun 120 kilometreden fazlası asbest boru. HDP'deydi sanırım kaymatanına yani kadar. Son 20 yıl HDP zihniyetinin iktidarda olduğu dönemdi, belediyeyi yönettiği dönemdi ve bu süre zarfında altyapıyla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Yani ne içme suyu yatırımı yapılmış, ne depo. Mesela içme suyu deposu şehrin ihtiyacı olan depo toplam miktarı 63 bin metreküp olması gerekirken sadece 23 bin metreküp. Bu da ne yapıyor? Yaz aylarında insanların özellikle yüksek katlarda sularının kesilmesine sebebiyet veriyor. Ve asfalt son derece az, toz toprak içerisinde vatandaş, şehrin kanalizasyonu arıtılmıyor. %60 oranında hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan Dicle Nehri'ne akıyor. Çöp vahşi depolamayla bir kenara atılıyor, orada yanıyor, bir çevre felaketi oluyor. Şehir sıkışmış, imar yapılmamış, yeni binalar yapılamıyor, daire fiyatları uçmuş, 800 bin lira, 1 milyon liraya bir daire satılıyor şehirde. Çünkü yeni inşaatlar için şehre imkan verilmemiş, yol verilmemiş. Yani böyle bir büyük devasa sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldık. Kentsel dönüşüm sorunları var. İluh Deresi ve civarında büyük bir nüfus çok ciddi bir gecekondulaşmayla mücadele ediyor. Biz gelir gelmez öncelikle bir mali disiplini oturtturalım dedik. Yani önce bir gelirlerimizi toparlayalım, giderlerimizi tasarruf ile harcayalım ve bir mali disiplini oturtturarak kurumsal kültürü de yerleştirelim istedik. Bunu yapınca havuz problemi, Nur Hanım, yukarıdan doldurur, aşağıdaki delikleri de tıkarsanız havuz dolmaya başlıyor ve belediyenin ciddi anlamda ekonomik bir toparlanması söz konusu olduğu bir yıl içerisinde ve biz 182 milyon lira borç ödemesi yaptık. Büyük bir rakam bu. Borçlar kapandı. Büyük oran tabii, borç bitmez, yani belediyenin borçları bitmez. Ama en azından şu oldu. Bir borç yükü diye bir kavram vardır. Yani bir kurumun rahat işleyişini siz borç yükünden anlarsınız. Bunu da bütçenin borca oranıyla bulursunuz. Biz 500 küsür milyon bütçenin 414 milyon borcu, yani nerede %80-90'lar oran bir borç yükü iken biz 780 milyon bütçeyle şu anda 300 milyon civarında bir borçla çalışıyoruz. Bu da belediyeyi çok daha rahat döndürülebilir bir mali yapıya oturtturuyor. Çöp, su ve konut problemlerinden bahsettiniz. Onlarda ne gibi değişikliklere gidildi, çözüldü mü? Şu anda tabii bunlar öyle 20 yılın meselesini, elimizde bir sihirli değnek yok, değdirdiğiniz zaman çözeceksiniz. Ama hepsini projelendirdik, yoluna koyduk. Tüm şehrin altyapısının planlarını yaptık. 57 milyon euro tutarında hem altyapının tamamen yenilenmesi hem de ileri biyolojik arıtmanın da olduğu bir proje, 57 milyon euro. Bunu Sayın Bakanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza sunduk ve sağ olsunlar çok olumlu baktılar. Şimdi dış krediyle bu Dicle Havzası'nda diğer illerinde durumları var. Onlarla beraber bir çalışma yapılıyor ve kökten orta vadede bu sorun çözülecek. Ama biz bakanlığa yazdık, işte ne yapalım o kadar olur demedik. Kendimiz de kendi imkanlarımızla giriştik. Şu anda 5 mahallemizin tüm altyapısını yeniliyoruz. Böylece 25 kilometre asbest borudan kurtulacağız, kanserojen borudan. Ve her yıl bunu yaptığımız zaman zaten birkaç yıl içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Hemen içme suyu depo kapasitemizi ikiye katlayacak yatırıma başladık. Dolayısıyla önümüzdeki yaz inşallah susuz kalmayacak vatandaşlarımız. Daha pek çok şey var. Yeşil alanı arttırmak için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Parklar üretiyoruz.
millet bahçeleri yapıyoruz ve daha yaşanabilir, daha modern, daha güzel bir Batman için el birliğiyle çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Valim, vakit ayırdığınız için ve Batman'la ilgili bu güzel projeleriniz için. Programımız devam edecek ilerleyen saatlerde, biz de sizlere aktaracağız diyelim ve söz tekrar size stüdyo.